HDP hakkında neden açıldı bu kapatma davası? Hani hukuki olmadığını söylüyorsunuz, siyasi olduğunu söylüyorsunuz. Niçin açıldı? Hangi siyasi amaçlar elde edilmek isteniyor? Şimdi bakın, HDP neyi savunuyor? HDP bu ülkenin gerçekten vicdanı haline gelen bir siyasal bir parti. Ve geleneği olan yıllardır Kürt sorununun çözülmesi ve Türkiye'nin en önemli ve can yakan Kürt sorununun çözülmesi, demokratik yollardan, siyaseten çözülmesi için mücadele eden bir parti, geleneği olan bir parti. Aynı zamanda Türkiye'deki mevcut olan bütün yoksulların, bütün işçilerin, emekçilerin, katledilen kadınların, çocukların, yani mevcut olan çoğulcu anlayışın ve çoğulcu toplumun sesi olan bir siyasal yapı, siyasal organizasyon. Dolayısıyla demokrasiye olan inancı, demokratik yoldaki mücadelesini gözettiğiniz zaman şu andaki mevcut olan siyasal iktidarın önünde en büyük engel olarak da Halkların Demokratik Partisi ve geleneği görülüyor. Dolayısıyla daha çağdaş bir ortamda, daha demokratik bir ortamda bu sorunların çözülmesi ve şu anda her anlamda hukuksuzluğa bulaşmış olan bir siyasal iktidarın bütün kirli çamaşırlarını ortaya koyan ve bu yönde korkmadan, asla ve asla baş eğmeyen, bu yöndeki bu bütün baskılara rağmen, bütün hapishane ve zindanlarına rağmen, katletmelerine rağmen durmayan, bu konuda mücadele eden bir gelenektir. Dolayısıyla baş eğmeyen bir gelenek, dolayısıyla bu topraklarda yaşayan bütün halkların geleceği için gerçeği söyleyen, gerçekte direnen bir yapı olduğu için bu mevcut olan militarist yapının ve militarist anlayışı temsil eden AKP ve MHP hükümetinin de hedefi halindedir. Ve onun için Halkların Demokratik Partisi'ne yönelik kumpas davalarıyla kapatmaya yönelik bir dava açmış bulunmaktadır. Ama şunu da ben belirtmek isterim ki HDP'yi ve fikriyatını asla ve asla kapatamayacaklar. Ellerinde siyasi güç var, ellerinde hakimleri var, ellerinde mevcut olan siyasi rejim haline gelen bir hukuk sisteminden bahsediyoruz. Bu güç ellerinde olmasına rağmen belki hukuken karar verecekler ama insanların vicdanında ve bu Halkların Demokratik Partisi'nde mücadele eden ve milyonların mücadelesine asla ve asla kilit vuramayacaklar. Bunu belirtmek isterim. HDP'nin seçimlerden önce kapatılacağı yönünde yorumlar var. Sizin böyle bir beklentiniz var mı? Kapatılabilir mi HDP seçimlerden önce? Şimdi ben şunu söyleyeyim. Bunlardan her şey beklenir. Dolayısıyla seçimlerden önce olur, seçimlerden sonra olur. Çünkü en son reddi hakim talebinde bulunmamıza rağmen bunu bu şekilde reddeden bir mahkemeden bahsediyoruz. Ve her an siyasal iktidarın etkisinde kalan, her an siyasal iktidarın etkisiyle hareket eden ve ne yazık ki hak ve hukuk ve adaletten uzaklaşan bir yargı sisteminden bahsediyoruz. Dolayısıyla her an kapatma kararı verebilirler veya farklı şekilde de karar verebilirler. Ama biz şunu belirtmek istiyoruz ki bizim Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılmasına ilişkin dosyada bir tane kanıtları dahi yok. Çünkü dosya olarak klasörlerce sunmuş oldukları, Anayasa Mahkemesi'ne emirle açmış oldukları bu kapatma davasının tamamı soruşturma aşamasındadır ve hiçbir arkadaşımız hakkında verilmiş, kesinleşmiş bir mahkeme kararı da söz konusu değildir. Onun için biz bu hukuken evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde baktığımız zaman asla kapatılmaması gereken ya da bu yönde bir davanın derhal ortadan kaldırılması gerektiğini biz düşünüyoruz. Dolayısıyla siyasallaşan bir yargıdan bahsediyoruz. Siyasal bir yargıdan da ne yazık ki adalet beklemek de mümkün değil. Evet, yargı siyasallaştı diyorsunuz ve her karar çıkabilir diyorsunuz. Peki seçimden önce neden kapatmak istiyorlar? Yani HDP kapatılırsa HDP seçmeni Cumhur İttifakı partilerine mi oy verecek? Ne hesaplıyorlar? Bu kendi karşılarında bu kadar dimdik duran bir siyasal yapıyı da seçimlerde görmek istemiyorlar. Ama benim burada onlara sesleneceğim nokta şudur. Onlar 10 tane partiyi de kapatırlarsa, 99 tane partiyi kapatırlarsa 100. partimiz var. Yani bunu hiç kimse unutmasın. HDP bir saat içerisinde
yapısını oluşturabilecek ve bu anlayış öyle bir anlayış ki yıllardan beri gelen, yıllardan beri bu kadar siyasi soykırıma rağmen, bu kadar soykırıma rağmen mücadele eden bir yapıdır. Dolayısıyla ne yaparlarsa yapsınlar, hangi kararı verirlerse versinler, biz karşılarında olacağız ve sandıkta onların karşında çıkacağız. Türkiye'yi demokrasinin yolunu HDP açacak ve HDP'nin fikriyatı açacak.